Efendim iyi akşamlar. Akıl Çemberi'nde sizlerle birlikteyiz. CNN Türk ekranlarında. Hemen değerli konuklarımızı takdim edeceğiz ve bugün neler konuşacağız detaylarıyla aktaracağız sizlere. İstanbul stüdyomuzda Mete Yarar, güvenlik politikaları uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Yok. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, siyaset bilimci bizlerle. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya dönelim. Gördüğünüz gibi Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi ve doçent doktor Hulki Cevizoğlu, sosyoloji doktoru, gazeteci ve yazar bizlerle birlikte. Şükür kavuşturana diyelim. Hulki Bey geçmiş olsun diyelim tekrar. Evet. Bey, iyi akşamlar. Hulki Bey, iyi akşamlar. Sağlara dönmüş. Çok teşekkür ederiz. Yani Melik'in sesi daha çok. Ben var. Evet. Melik Bey mutlu. Aynen öyle. Mete Bey, çok özledim. Yüksek müsaadenizle sarılacağım ona. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da yüksek müsaadesiyle. Abi çift aşılı ve negatifim. Anladım. Bulaştırmak için geliyorsun. Bende zaten antikor var abi. Bir dakika, bulaştırmak sen için geliyorsun. Sen de zaten antikor var abi. Bak, nereden belli? Var abi, yeni geçirdim antikor. 3 aşılı ve negatifim. Sayın Bakan'ın korkusundan izin alıyorum ya. Çünkü hayır, şöyle şimdi. Bak, ben Sayın Bakan'la Sayın Bakan'la bir şey söyleyeceğim burada abi, şimdi. Bir şey söyleyeyim. Sayın Fahrettin Koca'nın korkusundan abi, korona ilk çıktığında 6 ay boyunca eşime bile çift maskeyle sarıldım. Tamam, bana niye maske? O yüzden izin istedim. Bana niye maske sarıldın? 3 aşılı ve 3 aşılı ve negatifim abi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağlık Bakanı'na ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bir cevap söyleyeyim o zaman. Şimdi sevgili arkadaşlar, aranızda olmaktan çok mutluyuz. 2 sene geçti. 2 sene boyunca COVID'e yakalanmadık. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ettik. Çok disiplinli davrandım. Ama bakan ne zaman dediyse maskeleri gevşetelim. Ben de boş bulundum. Bakın, bu yaşta boş bulundum. Bakana inandım. Gevşettim. Gevşettiğim anda neredeyse kaptım. Asla gevşetmemek gerekiyor. Öyle ilaçla, onunla, bununla, efendim geçti hastalık, ölüm sayısı azaldı diye bir şey yok. Sağlık Bakanı'na da çağrıda bulunuyorum. Kimseye de davetiyede bulunmasın, maskeleri çıkarın diye. Her yerde maske şart. Aşı olmaması, aşı olmamasına rağmen insanların bir kısmında maske müthiş koruyucu. En önemli şey maske, yakalanmamak. O yüzden Sağlık Bakanı'nın oyununa geldiğimi söyleyebilirim. Onu söyleyeyim. Yani bir daha da politikacılara inanan ne olsun? Evet, politikacılara inanan ne olsun? Herkese iyi akşamlar. Neyse ki çok Melik, şükür Melik geçti, şöyle geçmiş olsun. Öpeceğim, öpeceğim. Evet, Melik Bey sarıldı gibi. Ama sarılırken gerçekten çok orada yalnız kaldı, zor zamanlar. Melik, ne olacak bu hali senin? Sesin solun çıkmıyordu. Abi, sen... Aynen öyle. İşte bu akşam konuşacak. Bu akşam bakacağım, artık tamamdır. Bakacağım nasıl konuşuyorsun. Hocam, sevgiye ihtiyacım var. Yalnız bırakma beni. Bir de maça gitti mi? Melik gitti mi maça? Abi yok, evde formamı giyip bağırdım. Öyle yaptın. Peki. O zaman başlayalım mı efendim müsaadelerinizle? Bugün iç siyaset ağırlıklı birazcık gündemi yorumlayacağız. Malumunuz bir süredir konuşuyorduk, fakat savaş nedeniyle, Ukrayna'da olup bitenler nedeniyle iç siyaset biraz gündemimizden uzak kalmıştı. Şimdi tekrar dönelim, çünkü muhalefet cephesinde yine adaylık meselesiyle ilgili sıcak açıklamalar var. Buna bakacağız. İmamoğlu'nun son açıklaması dikkat çekti. Çünkü İmamoğlu Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlarken... Cumhuriyet Halk Partili'nin Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur benim de adayım dedi. Benim de adayımdır dedi Kılıçdaroğlu için. Tabii ki Türkiye'nin önünde bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş, ülke geleceği adına karar verecek yorumunda bulundu. Şimdi şöyle, Meral Akşener'in de açıklamaları var bu konuda. Son olarak yaptığı açıklama, onun da şu şekilde: İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu sorusuyla ilgili hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu 6 genel başkanın inisiyatifine bağladı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu ucube sistemin değiştirilmesine dair ortaklaşabilmek
bunları ifade ediyor. Şimdi bu son açıklamalarla acaba İmamoğlu da artık hep konuştuğumuz bir isimdi malumunuz. O da Kılıçdaroğlu'nu işaret etti diyebilir miyiz ve önümüzdeki süreçte ne görürüz? Değerlendirerek başlayalım ve Hulki Bey'i dinleyelim öncelikli olarak. Buyurun Sayın Cevizoğlu. Vallahi ben hastayım. Sağlıklı siyasal değerlendirmeler yapamayabilirim. Abi bitti ne kağıt dönemi, sahalara döndü. Maçın ilk 45 dakikasında belki şey olur, sonra ısınırsın. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'na aday göstermek için beni mi bekliyormuş? Demek ki abi tam hem de bugün yaptı. Ya evet. Bu kadar gündem vardı biz. Biz ne güzel gündemden uzaklaştık, iç politikadan uzaklaştık. Daha ciddi konular var diyorduk. Şöyle söyleyelim, hayırlı olsun. Her CHP'li madem kendi genel başkanını aday göstermekle yükümlü ise, etik olarak ödevi bu ise, hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Biz de böylece konuşmaktan kurtuluruz. Ama altılı masadan ne çıkarsa ona karar veririz diyor galiba Akşener. Yani evet. Altılı masanın kararı belli değil daha. Değil mi? Doğru, altılı doğru. Aynen. Yani CHP, bir anlamda bu. CHP kendi içindeki problemi çözmeye yaklaşmış gibi gözüküyor. CHP için hayırlı olsun. Ama CHP için hayırlı olan Türkiye için hayırlı olacak diye bir şey yok. Evet, bu durumda... Meral Akşener bu açıklamayı İmamoğlu'nun açıklamasından sonra mı yapıyor, önce mi yapıyor? Şimdi şöyle, İmamoğlu'nun açıklaması bu sabah, Akşener'in açıklaması da dün. TV100'de Candaş Tolga Işık'la az önce konuştum abi, programda yapıyor açıklamayı. Yani Meral Akşener neden bu zamanlamayı önemsediniz? Ya şöyle bir şey olabilir, yani işte Ekrem İmamoğlu böyle bir açıklama yaptıktan sonra Meral Akşener buna karşılık bir açıklama yapıyorsa, yani hala işte belediye başkanları da resmin içinde diyorsa başka bir şey çıkabilirdi. Ama onu önceden söylemişse Meral Akşener, arkasından İmamoğlu böyle bir açıklama yapmışsa o başka bir anlam ifade eder. Yani bunların birbirleriyle bağlantısını çok kurmamak gerekir eğer Meral Akşener önce açıklama yapmışsa. Şimdi şunu söyleyerek başlıyor. Evet, bu 6 genel başkanın inisiyatifini işaret ediyor Akşener ama soru şöyle, İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu şeklinde ve o da hayır olmaz gibi bir durumumuz yok diyerek başlıyor. O yüzden dedim zaten. Yani evet. Mesela İmamoğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra Meral Akşener böyle demiş olsaydı hala onları aday olarak görmek istediğine dair bir şey çıkartacaktık. Ama ondan önce söylediyse zaten nes olmuş diyebiliriz. Yani o ortadan kalkmış, İmamoğlu ben aday değilim demeye getirmişse. Peki, buyurun Hulki Bey. Vallahi genel olarak söyleyeceğimizi söyledik ama şimdi Meral Akşener'in Fatih Sultan Mehmet'e vaktiyle benzettiği bir kişinin kendisinin aday olmayıp arkasında sürekli siyasal desteğini bulundurduğu bir kişinin Meral Akşener'e de yani sen beni boşuna destekledin demesi anlamına geliyor. Ya da bana bunu zorla söylettiler anlamına da gelebilir. O ifadeleri duysak da sesinden hangi tarzda... Meral Hanım'ın mı? Yok. Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu mu? Şöyle abi birebir... Ama şey de önemli. Ses tonu, bakışı, silah zoruyla konuşuyormuş bir havası mı var? Çok böyle... birdenbire fikir nasıl değiştirdi? Soru çok böyle kaçacak bir yeri yok. Söylemleri birdenbire nasıl değişti? Yani söylemlerini değiştiren etken nedir? Siyasal hangi gelişme oldu? Bir baskı mı var? Gönüllü bir rızaya dayalı adaylık mı var? Yani razı olmuş bir adaylık mı var? Yoksa hayır. Üzerindeki hani Covid baskısını azaltmak için ilaç kullanılıyor ya, üzerindeki siyasal adaylık baskısını azaltmak için bir manevra mı yapıyor? Bunları bilmemiz lazım. Böyle bir ses analizini, yüz analizini görsek, yapabilsek daha iyi olurdu. Şimdi Hulki Bey, bir de şöyle vallahi bir durum var. Hep Meral Akşener'in de işaret ettiği nokta bu masadaki bir araya gelen 6 genel başkan, yani bu diğer isimler. Şimdi mesela İmamoğlu ve Yavaş son röportajında sorulunca bir kez daha hayır olmaz
diye bir durumumuz da yok diyor tekrar. Yani acaba bu 6 genel başkanın açısından Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaşılmış isim mi? Bir CHP'li olarak ben söylemem gerekeni söyleyeyim diye düşünüyor olabilir mi İmamoğlu da? Yani mesela orada olabilir, hala bir süreç işleyecek. Hala benim de adaylığım söz konusu olabilir ama partimizin işte partinin üyesi olması dolayısıyla gereğini mi yapıyor acaba diye de soruluyor. Orada çok özür dilerim Başbakanım, orada zaten İmamoğlu şunu demiyor. Ya ben zaten hani aday olmak istemiyorum. İşte bir dönem daha İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam etmek istiyorum. Demiyor zaten. Diyor, ya kurduğu cümle hani böyle kerhen. Kerhen. Diyor ki şimdi cümle böyle. Her CHP'nin adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu benim adayım da odur. Yani bu kapıyı kapatmak anlamına gelmiyor. O biraz şey gibi olmuş. Her fani ölümü tadacaktır ki. Yani şimdi İmamoğlu'da başından beri şöyle bir baskı vardı. Bazı partiler tarafından. Ya sana her sorulduğunda işte topu taca atıyorsun. Oysa hani olması gereken genel başkanın adaylıdır demen gerekiyor diye bir ciddi baskı vardı üzerinde. Şimdi o baskıyı ortadan kaldırdı ama İmamoğlu'nun bunu söylemesi İmamoğlu'nu denklemden çıkarmadı. Yani yarın masada Ekrem İmamoğlu çıkınca bir şey hadi senin adayın hani genel başkandı denilemez ki. Diyecek ya 6 parti bende buluştu. Kim ne diyebilir? Ama mesela şunu söylese ben hiçbir şekilde aday değilim. Bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istiyorum dese biraz daha farklı olurdu. Fakat diyor ki doğal olan genel başkan adaylığı. Evet doğal olan o zaten. Yani ikinci soru da şu. Sayın İmamoğlu şu ana kadar niye bekledi de şimdi söylüyor. Evet. O da ayrı bir tartışma. Bunun cevabı önemli. Yani bir yıldır Kemal Bey'in adaylığı tartışılıyor. Ama bir yıldır Sayın İmamoğlu ısrarla aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur ben adayı değilim demedi. Şimdi bugün söylüyor bunu. Neden? Çünkü parti içinde böyle ikilik çıkarma, kendisine bir fatura çıkmasın. Ve bu kazan kazan formülü. Yani aday olmasa da diyecek ki zaten benim adayım Kılıçdaroğlu'ydu. Aday olsa da ya benden uzlaştılar diyecek. Yani sonuçta onu kurtaran bir imdat cümleciği bu. Hani lüzumu halinde camı kırınız. Bu böyle bir cümle. Peki. Bu şey bir cümle değil yani. Bir nokta koyma cümlesi değil. Ben Atatürk'ten bir örnek vereyim. Buyurun. Şimdi kimseyi Atatürk'e benzetmiyoruz tabii ama insanlar kimi zaman hoşlanmadıkları sorularla karşılaşırlar. Atatürk de karşılaşmış. Gazetecinin biri soruyor. Efendim yeni hükümetin dini olacak mı diye Atatürk'e soruyorlar. Atatürk diyor ki anılarında böyle bir soruyla karşılaşmayı asla beklemiyordum, hoşlanmadım diyor. Böyle bir soruyla karşılaşmaktan hoşlanmadım diyor. Ama arada kaldım. Yani emrivaki gibi oldu. Efendim hükümetin dini olmayacaktır desem aleyhte çok büyük propagandalar yapacaklardı. Bu propagandaları engellemek için inanmadığımı söyledim. İnanmadığım şeyi söyledim. Evet efendim elbette hükümetin dini olacaktır diye cevap verdim. Oysa efendim hükümetin dini olmaz diyor Atatürk. Şimdi Ekrem İmamoğlu da hoşlanmadığı bir soruyla karşı karşıya kalmış, sıkışmış veya gazetecinin oyununa gelmiş olabilir. Bazen zaman zaman gazetecilerin başka liderlerle işbirliği yaparak başka politikacıları sıkıştırmak için manipülasyonlara alet olduklarına da Türkiye'de tanık olduk biz. Bunun siyasi röportajlarda Türkiye'de tarihi bir geçmişi var. Gazeteci arkadaşlarımızı suçlamıyoruz ama böyle bir oyuna da gelmiş olabilir. Çünkü daha önce gelindi tarihte, çok yakın siyasi tarihimizde böyle bazı liderlerin hoşuna gidecek şekilde kişileri sıkıştıracak sorular olup dost gözüktükleri politikacılara kazık atan gazeteciler olmuştur Türkiye'de. Röportaj şekliyle onları siyasal tuzaklara çekmiştir. Belki böyledir. Bir tanesi aklımıza gelmesi gereken faktörlerden biri bu. Böyle bir şey olmamış da olabilir. İmamoğlu samimi düşüncesini de söylemiş olabilir. Eğer İmamoğlu'nun samimi düşüncesi buysa bundan sonra mesele altılı masanın meselesidir. Altılı masa seçecektir. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Milletin kararı ifade edecektir.
millet kimi seçeceğine karar verecektir. Yoksa benim adayım Melik'tir, Melik'in adayı da benimdir. Bir şey değişmez bu. Milletin iradesi önemlidir. Hakimiyet kayıtsız koşulsuz, milletin de sözü burada da geçerli. Ya devamındaki aslında İmamoğlu'nun devamında söylediği de önemli. Başak Hanım diyor evet. ki mesela, şimdi diyor ki doğal olan genel başkandır adaylığı. Sonra da diyor ki 6 siyasi parti bir masaya oturmuş ve ülke adına karar verecek. Meşakkatli ve zor bir yol, tehlikelerle ve virajlarla dolu. Günün sonunda en doğru kararı vermek zorundalar. Devamında bunu mu diyor? Tabii. Yani diyor ki hani tamam biz Kılıçdaroğlu diyoruz ama günün sonunda o altın masa karar verecek. Ha, tabii, devamında bunu da söylüyor. Yani meşakkatli ve zor yol, günün sonunda o altın masa karar verecek. O yüzden de bence İmamoğlu'nun bu açıklaması hani kendisine kapı kapatan bir açıklama değil. Ve İmamoğlu biraz zorunda kaldığı için. Hani Ulki Bey dedi ya böyle bazen hoşlanmayan sorular. Hani Demirel'e soruyorlar ya efendim her darbe olduğunda şapkanızı alıp gittiniz diye eleştiriliyorsunuz. O da şey diyor, bir an hele şapkayı bıraksa mıydık falan durumu kurtarmak için. Yani, verecek cevap bulamıyor. Bir an hele şapkayı mı bıraksaydık? Yani şimdi burada da genel başkanım aday diyor. Yani çok bir şey ifade etmiyor. İmamoğlu bence. Burada diyor ki benim adayım odur. Gönüllü olarak veya zoraki olarak ne olursa olsun benim adayım normal olarak odur. Ama ben masadan kalktım demiyor. Ben masadan kalktım demiyor. Masa karar verecektir diyor değil mi? Tabii şöyle. Yani ben masadayım ama bana sorarsanız genel başkan olsun diyor. Bizim de bugüne kadar söylediğimiz o değil miydi? En büyük ana muhalefet partisinin genel başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olması en doğal siyasal durumdu. Yani bu mesele bu ama İmamoğlu'nun adaylığı ortadan kalkmış anlamına asla gelmez bu açıklamayla. Yani aslında bu süreç içerisinde o altılı masadan yani altı genel başkanın ne diyeceğini takip edeceğiz. Ne çıkacağını o masadan takip edeceğiz.